Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Bugün tamlamalar konusundan soru çözümü yapacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama grubu kullanılmamıştır? Yani isim tamlaması ya da sıfat tamlaması yoktur'un diğer adı. Kısa sürede ortalık toz duman oldu. Gölün güzelliğine hayran olmuştuk. Babası yeni oyuncak alınca eskileri kaldırdı. Anadolu halkının yaşamı her zaman dile getirirdi. Anadolu halkının yaşamını. Toplantıya gelip gelmeyeceğini bize önceden bildir. Evet arkadaşlar, bir kere kısa süre değil mi? Sıfat tamlaması, bakın nasıl süre, süremek diye bir şey yok sonuçta. İsim, ismi nitelediğine göre sıfat. Onların ikisi birleşir, ne oldu? Hop, sıfat tamlaması. Ortalık toz duman oldu. Gölün güzelliği. Belirtili isim tanımlamasını gördün mü? Tipik örnektir. Kapının kolu. Gölün güzelliği. In-ı takısı aklınızda bulunsun. Babası yeni oyuncak. Nasıl oyuncak? Yeni oyuncak. Sıfat tanımlaması. Eski oyuncaklar. Şurada adlaşmış sıfat var arkadaşlar. Anadolu halkının yaşamı. Tamlamayı gördün mü? Güzel. Arkadaşlar burada da var. Ama toplantıya gelip gelmeyeceğini bize önceden bildir. Burada herhangi bir tamlama yok. Gelip gelmeyeceğini bildir. Değil mi? Önceden. Ne zaman? Önceden. Zarflar vesaire var. Şurada bir zamir var arkadaşlar. Şurada bir isim var. Dolayısıyla benim cevabım burada Edirne. Evet, diğer sorumuza geçiş yapıyoruz. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde tamlama türleri bulunmamaktadır? İlk sorumuza benzer bir soru. Güzel bir soru. Başlangıç seviyesinde. İlk soru. Bu onun biraz daha gelişmişi. Bir günün sonunda seni görmüştüm eskiyen yüzlerin arasından. Yeni bir günün güneşi gibi doğmuştun gözlerimin içine. Tereddüt etmedim, korkmadım, geri çekilmedim. Zaten ben hiçbir zaman korkmam yaşamaktan. Fonda Edis'ten martılar çalarken ben de bütün heyecanımla tekrarlıyordum. Böyle sevmeden anlamazlar diye. Çok da güzel bir cümle. Böyle sevmeden anlamazlar. Değil mi? Numaralandırmış cümlelerin hangisinde tamlama türleri bulunmamaktadır arıyorum abi. Bakalım. Bir gün dedi zaten aslında. Ve şurada mesela sıfat tamlaması var demektir. Ve eskiyen yüzlerin arası. Bak, hangi yüzler, hangi yüzlerin arası? Eskiyen, an, en, sıfat, fiil eki bakın arkadaşlar. Değil mi? Burada bir sıfat fiilim var. Şurada da zaten yüzlerin arası bir belirtili isim tamlaması var. Yani velev ki şunu gördün, zaten buna yine tamlama dersin. Soruyu kurtarıyorsun. Hadi şunu gördün, eskiyen yüzler gördün, yine kurtarıyorsun abi. Tamam. Yani burada tamlamada korkmayın. Mümkün olduğunca bulmaya gayret edin. Bir de var. İkiye bakıyorum. Yeni bir gün. Değil mi? Bak hatta yeni bir günün güneşi. Gördün mü tamlamayı? Bak gözlerimin içi. Tamam gözüm? Tamlamayı gördük mü? Gördük. Dolayısıyla iki de gitti. Tereddüt etmedim, korkmadım, geri çekilmedim. Burada sıralı cümleler var. Bir geçelim. Zaten ben hiçbir zaman korkmam yaşamaktan. Hiçbir zaman. Arkadaşlar ne zaman? Hiçbir zaman. Belgesi sıfatla kurulmuş. Fonda Edis'ten martılar çalarken ben de bütün heyecanımla tekrarlıyordum. Böyle sevmeden anlamazlar diye. Arkadaşlar evet, cevabımız 3 oldu. Tereddüt etmedim, korkmadım, geri çekilmedim. Sıralı cümle sadece arkadaşlar bunlar. Herhangi bir tamlama söz konusu değil. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde farklı türde? Ha bak, bu sefer soruyu evirdik. Farklı türde. Yani az önceki soruda arkadaşlar sıfat da olsa, isim de olsa tamlamayı bul diyorduk. Şimdi farklı tür istiyorum sizden. Sevgilim, ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim. Elimde uçuk mavi bir kalem, cebimde 2 paket sigara. Hayatımız geçiyor gözlerimin önünden. O köklensin diye pencerede suya koyduğun deve tabanı hepten hüzünlü bugünlerde. Cemal Süreyya, bir büyük şair. Büyük bir kent. Nasıl kent? Büyük bir kent. İsmi nitelediğine göre bu ne oldu? Sıfat, sıfat damlaması. Uçuk mavi bir kalem. Nasıl kalem? Kalemmek diye bir şey yok abi, değil mi? İsim. Nasıl kalem? Uçuk mavi bir kalem. Sıfat damlaması.
Hayatımız geçiyor gözlerimin önünden. Gözlerimin önü belirtili isim tamlaması onu niteleyen bir sıfat var mı? Yok, şu dursun. O köklensin diye pencerede suya koyduğun deve tabanı. Hangi deve tabanı? Suya koyduğun. Sıfat fiili gördün mü? An, ası, mez, ar. Bak şurada dık. Değil mi? Dık eki var burada. An, ası, mez, ar, dik. Suya koyduk. Un deve tabanı. Suya koyduk kun deve tabanı arkadaşlar. Dolayısıyla sıfat tamlaması. Hepten hüzünlü bugünlerde. Hüzünlü bugün. Nasıl gün? Hüzünlü gün. Bir de şurada bir belirtme sıfatı yani işaret sıfatı var. Sıfat tamlaması mevcut. Sıfat tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat tamlaması. Gözlerimin önü belirtili isim tamlaması cevabım Ceyhan. Evet. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş kardeşlerim. Bakalım. Bazı tarihi şehirlerde saat kuleleri şehirlerin en güzel meydanında zamanı insanlara hatırlatmaya devam ediyor. Tamlayan ile tamlanan arasına sözcükler girmiş isim tamlaması var. Yani şurada zaten gözüme çarptı. Şehirlerin meydanı. Araya en güzel sıfat girmiş arkadaşlar. Yani sözcükler girmiş isim tamlaması var. Şehirlerin meydanı aslında belirtili isim tamlaması araya ne almış? Sıfat almış. Belirtisiz isim tamlaması var mı? Bakalım. Zamanı insanlara hatırlatmaya tarihi şehirler. Bazı tarihi şehirler. Saat kuleleri. Var işte saat kuleleri. İyi. Değil mi? Şehirlerin meydanında zamanı insanlara hatırlatmaya devam ediyor. Belirtili isim tamlaması zaten var. Şehirlerin meydanı demiştik belirtili isim tamlamasında. Sıfat tamlaması var mı arkadaşlar? Var. Bazı tarihi şehirler. Hangi şehirler? Bazı tarihi şehirler. Değil mi? Hangi tarihi şehirler? Bazı tarihi şehirler. Zincirleme isim tamlaması olması için 3 tane ismin ard arda gelmesi lazım en az. Burada öyle bir örnek var mı kardeşlerim? Yok. Yani burada bakın. Sıfat başta. Sıfat tamlaması yapıyor. Burada sıfat içeride tamlananı sıfatla niteliyor arkadaşlar. Dolayısıyla o isim tamlaması olmuyor. Dolayısıyla cevabım benim Edirne oldu sevgili kardeşlerim. Evet. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle ile ayraç içindeki açıklama örtüşmemektedir? Sana yazdığım son mektupta bir aylık evliydim. Niteleme ve belirtme sıfatı ile kurulmuş sıfat tamlamasına örnek vardır. Arkadaşlar. Niteleme ve belirtme sıfatı ile kurulmuş sıfat tamlaması. Son mektup bir aylık. Değil mi? Kaç aylık? Bir. Tabii ki belirtme ve son mektup arkadaşlar burada niteleme olmuş gitti. Bu şehirde her şey beklenmedik bir şekilde karşımıza çıkmıştı. 3 adet sıfat tamlaması vardır. Bu şehir gözüme çarptı. Hangi şehir bu şehir? Her şey zamir. Her şey beklenmedik bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Nasıl şekilde? Beklenmedik bir şekilde. Abi 1, 2, 3. Gitti. Bitlis'te küçük bir bakkal dükkanına asılmış isti bir lamba gözüme takıldı. Tamlayanı sıfat fiil grubundan oluşan sıfat tamlaması. Sıfat fiil grubu. Bakalım. Asılmış isti lamba. He bak nasıl lamba? Asılmış lamba. Abi lambayı nitelediğine göre ne oldu? Sıfat. Asılmak değil mi? Asmak fiil değil mi? O zaman sıfat fiil. Zaten burada ne var? Bak an ası mez ar dik ecek. Miş değil mi? Miş eki de mevcut. Dolayısıyla doğru. Sanatçı sakin bir hayat sürmek için Ege'nin mavi bir köşesine çekilmişti. Hem niteleme hem belirtme sıfat almış bir isimle kurulmuş. Sakin bir hayat. Nasıl hayat? Sakin hayat. Bir hayat zaten sayı, soru, belgisiz sıfatlar, belirtme sıfatlarıdır arkadaşlar. Dolayısıyla niteleme belirtme sıfatı var. Hatta şurada da var bakın. Mavi bir köşe. Nasıl köşe? Mavi bir köşe. Doğru. Çiftçiler yeni tarım makinelerinin kullanımı için 3 günlük eğitim aldı. Her iki sıfatta bir isim tamlamasını nitelemektedir. Bakalım. Yeni tarım makineleri. Tamam. 3 günlük eğitim. Nasıl eğitim? Günlük eğitim. Nasıl eğitim? 3 günlük eğitim yok abi. Cevap Edirne oldu arkadaşlar. Her iki sıfatta bir isim tamlamasını nitelemiyor. Bir sadece ismi niteliyor kardeşlerim. Dolayısıyla Edirne. Arkadaşlar cevap son soruya geçiş yapıyoruz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş isim tamlaması. Hmm. Şimdi bak, kitabın kısa tanıtımında yer alan ve aklımda yer edinen bu ifadelere ben de katılıyorum abi. Kitabın tanıtımı, kısa tanıtım. Sıfatı gördük mü? Nasıl tanıtım? Kısa tanıtım girmiş. Biz girmeyeni arıyoruz. Şiirle aram lise yıllarında da bugünkü gibi hep iyi ve sıcak olmuştur. Bir kenarda kalsın. Öğretmenliğimin ilk yılları, öğretmenliğimin yılları, hangi yıllar? İlk yıllar, sıfat, ilk yıllar. Okul çıkışlarında hemen kütüphanenin kıdemli müdürü, kütüphanenin müdürü, araya ne girmiş? Kıdemli müdür. Nasıl müdür? Kıdemli müdür. Dağların yeşil yamacı, dağların yamaçları. Gördün mü nitelemeyi? Yeşil yamaç, nasıl yamaç? Hangi yamaç? Yeşil yamaç. Arkadaşlar, ama B'ye baktığımızda iyi, sıcak olmuş. Nasıl olmuş? İyi ve sıcak olmuş arkadaşlar. Burada fiili nitelediği için sıfat görevinde değil. Fiili niteleyince ne görevinde oluyordu? Zarf görevinde. Bundan dolayı cevabım Bursa oldu. Umuyorum sizin için faydalı ve pratik bir video olmuştur. Umuyorum sizin için en iyisi olur. Arkadaşlar, Hocalara Geldik kanalını takip etmeyi unutmayın. Lütfen konu videolarını da izleyin ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.